Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Yerden ısıtma videosuyla karşınızdayım. Burada ustalarımız 22 dantelik yerden ısıtma levhalarını kullanıyorlar. Geçen videomda göstermiştim. Burada dış cephede kullanılan şöyle dübellerimiz var. Bunlarla bu straforlar, havalar şu an biraz sıkıntılı. Rüzgar vesaire var. Camlarda takılmadığı için straforların kalkması, yerden ısıtma levhalarının kalkması, uçması, bozulması vesaire olabilir diye şöyle belirli aralıklarla dış cephede kullanılan dübeller çakılıyor. Yerden ısıtma levhaları sabitleniyor. Hemen videoda da söyleyeyim. Çok bir parası yok, maddiyatı yok ama işçilikten kaçınılıyor. Bizim dairelerimizde de bu olmuştu. Ustalar da zaten boruyu çok kenardan yürütmüyorlar. Biz yerden ısıtmayı kullanacağız, duvarı mı ısıtacağız vesaire gibi yorumlar geliyor. Kullanmayan kullanmıyor arkadaşlar. 35 derecede yaktım kombiyi bu ay. 162 TL'de doğalgaz faturası geldi bana. Kenar bantları yoktu. Onu da hemen videoya sıkıştırayım. Biraz malzemelerle ilgili sizlere bilgi vereyim. Burada kullanılan yerden ısıtma borularını hemen sizlere göstereyim. Oksijen bariyerli. Bu oksijen bariyer kısmı arkadaşlar çok önemli. İnternetten bunu araştırabilirsiniz. Oksitlenme vesaire. Bayağı ciddi bir konu. Boru arkadaşlar 8 bara kadar dayanıklıymış. Markasını sizlere söyleyeyim hemen. Şöyle Vespo marka. Borunun çapından sizlere bahsedeyim hemen. Şuralarda bir yerde yazar. Evet arkadaşlar, 16'lık boru 2 milim. Et kalınlığı bunun 2 milimdir. Şöyle kesitten daha iyi göstereyim. Et kalınlığı arkadaşlar bunun cidarı 2 milim. 16 milimlik yerden ısıtma borularıdır. Genelde 16'lık 17'lik kullanılıyor ama benim bütün inşaatlarımda 16'lık vardı. Burada da 16'lık. Vespo yerden ısıtma levhalarından hemen markasını da sizlere göstereyim. Evet, Poyter 22 dantelde kullanılıyor burada. Dantelsi yazıyor mu? Evet, şuradan arkadaşlar hemen göstereyim hızlı bir şekilde. Çok ufak tefek de işçilikle ilgili biraz video çekelim. Alt katımız dükkan olduğu için burada tabi biraz daha fazla sıklaştırma yapılıyor. Hemen oraya geçelim. Bizim şantiyelerde kullandığımız sistem burada da kullanılmış. Şöyle kılçıklarla borular arkadaşlar sabitleniyor ki havaya kalkmasın. Çünkü şap döküldüğü esnada burada çok borular oynuyor, kazan gidiyor geliyor vesaire. Kalkmaması için bu şekilde kılçıklarla da borular tutturuluyor. İmalatta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kenarlarda arkadaşlar duvar bantları, kenar bantları eksik. Duvarlara fazla yanaşılmadığı sürece sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ben de kendi evimde bu sistemi kullanıyorum. Gayet güzel, sağlıklı. Çok hafif ama toz yapma olasılığı var. Onu da sizlere söylüyorum. Evinizde astım, bronşit vesaire, çocuğunuzda böyle sıkıntılı kişiler varsa yerden ısıtma sistemine çok yönelmemenizi tercih ediyorum. Bu gerçekten önemli bir detay. Ama günümüzde arkadaşlar radyatörlü evlerde, yani şuraya radyatör koyuyor adam, şuraya radyatör koyuyor. Gerçekten çok kötü, çok çirkin bir görüntü elde ediliyor. Yerden ısıtma her zaman benim birinci tercihim. Ama hastalık vesaire böyle sıkıntılarınız yoksa kesinlikle yerden ısıtmayı kullanın. Bu kısmı da, bu detayları da sizler için ekledim. Yine başka videolarda devam edeceğiz. Videoya biraz daha devam edelim. Hemen hızlıca şu bölgeye bir girelim, bir bakalım ne var ne yok, nasıl yapılmış. Evet, burada salyangoz gibi döşeme var. Yine diyorum, duvarlarda kenar bantları yok. Duvarlara da zaten fazla yaklaşılmıyor. Bakın arkadaşlar, duvarı ısıtmıyoruz hiçbir şekilde. Bu konuya dikkat ediyoruz. Duvar kenar bandı kullanmıyorsanız. Keşke kenar bantlar olsaydı, o şekilde çekseydim ama. Burada bir tane sürgülü kapımız, sürgülü penceremiz var. O yüzden şuradaki sıklaştırma çok fazla. Bunun alt katı dükkan, dediğim gibi boru metrajı biraz daha fazla gidiyor. Şöyle şurada sıklaştırma yapılmış balkon açıldığı için. Salyangoz tipi döşeme var demiştik. 1, 2, 3 adet burada döşeme var. İçeriye 6 tane boru giriyor. 3 giriş 3 çıkış. Hemen bakalım. 2, 4, 6. Evet, zaten döşeme tipinden de belli oluyor. Genel hat itibariyle şöyle sizlere göstereyim. Mutfak tezgahının geldiği yer. Yine pencere önü sıklaştırma yapılmış. Şu kısımlara da biraz bakayım. Evet, burada bu odayı bir turla geçmişler. Videoya da ekliyorum. Daha önce kanalımda da defalarca mevcuttu. Kolektörden çıkan arkadaşlar her tur 80 metreyi geçmemesi gerekiyor. Diğer türlü sirkülasyonda çok ciddi problemler oluşturuyor. 80 metreden fazla boru kullanmamak gerekiyor. Yine burada da bir tur var. Bu odada kullanılmış. Duvar diplerine yaklaşılmamış. Burası neresi? Burası da banyomuz. Evet, banyoda olan yerler de yapılmış.
Klozetin geldiği yer, çamaşır makinesinin, duşun olduğu bölüm, lavabonun olduğu bölüm. Şu kısım ısıtılmış. Hemen giriş çıkışlarına da bakalım. Tuvalet vesaire böyle yerlerde arkadaşlar yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kiler gibi yerlerde. Boş yere ısıtmanıza gerek yok. Evet, kolektörün olduğu yer. Hemen sayalım arkadaşlar. Şöyle sabitleyeyim, siz de sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 7'li kolektör kullanılıyor burada. 7 giriş, 7 çıkış. Her parkurumuz dediğimiz gibi 80 metre olacak. Böyle kısa bir yerden ısıtma videosu yapıyorum. Bunun üzerine gelecek şapta çok 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 önemli. 5 santimi kesinlikle kesinlikle geçmeyin. Yaptırabiliyorsanız, kalıbınız düzgünse 3 santim, 3,5 santimde bu şap işini ayarlayın. Hemen araya girmişken şunu da ekleyeyim. Araya şu detayı da ekleyeyim. Su boruların olduğu yer ve şuradan geçen bazı TV prizinin arkadaşlar yerden geçen boruları var. Bunları nasıl geçeceğiz vesaire tarzında sorular geliyor. Yerden ısıtma levhalarını, straforlar şu şekilde kesiliyor. İçinden bunların TV prizinin arkadaşlar kabloları geçiyor. Şu şekilde levhaları kestiğiniz zaman bir kanal oluşturuyorsunuz. Aynı şekilde bakın burada tam kapı eşiğinin olduğu yerde buradan arkadaşlar kombiden gelen bunlar, evet, 32'lik boru zaten kolektöre gidiyor. Kolektöre giden borular da burada görünüyor. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bu videoyu beğenmeyi, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.